Değerli meslek mensupları ve derneğimizin çok kıymetli üyeleri ve sevgili öğrenciler. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Türkiye 4. Muhasebe Uzmanlığı Kongresi'ne şahsım ve yönetim kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'ne ve mesleğimize emek vermiş ve Hakk'ın rahmetine ermiş dernek kurucularımızı, üyelerimizi ve meslek mensuplarımızı da saygıyla anıyorum. 1942 yılında kurulan Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin ana tüzüğüne göre amacı şudur: Türkiye'de özel ve resmi her alanda ve çeşitli kademeler için ehliyetli muhasebe elemanları yetiştirmek, mevcut muhasebe elemanlarının gelişmesini ve muhasebe bilgilerinin yönetimde ve incelemelerde verimli kullanılmasını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, muhasebe uzmanlığı mesleğini teşkilatlandırıp ilerletmek, üyelerin kültürel, sosyal ve iktisadi gelişmelerini sağlamak, hak ve menfaatlerini korumaktır. TUMUD'un ana tüzüğündeki amaçlar çerçevesinde kurulduğu 1942 yılından bugüne kadar ülkemiz için muhasebe mesleği açısından daha neler yapılabilirliği araştırması içinde olmuş ve muhasebe mesleğini gelişmiş ülkeler seviyesine taşımayı kendisine her zaman ilke edinmiştir. Bunun bir örneği olarak Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği muhasebe mesleğini ülkemizde bir yasaya kavuşturmak için 6 Ağustos 1947 tarihinde Maliye Bakanlığı'na müracaatta bulunmuş ve mesleğin bir yasayla düzenlenmesi gerektiğini o gün bildirmiştir. Yine kurulduğu 1942 yılından günümüze kadar ulusal ve uluslararası mesleki çalışmalarda bulunmuş, uzman kadrolarıyla mesleki konularda görüş bildirmiş ve mesleğimizin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Belirlediği gelecek 10 yıllardaki stratejilerinden yola çıkarak ilkeleri doğrultusunda bu görevi yerine getirmeye bugün de devam etmekte, gelecekte de devam edecektir. 2013 yılında 71 yıllık bir maziye sahip olan Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ülkemizdeki meslek dernekleri içerisinde en kıdemli olanlarından biridir. Dernek üyeleri kurulduğu 1942 yılından beri muhasebe ve denetim alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara düzenleyici ya da katılımcı olarak katılmış ve önemli de katkılarda bulunmuştur. 1957 yılında yapılan 1. Türkiye Muhasebe Kongresi'nden başlayarak bu kongrelerin yılda bir kez düzenlenmesini ve bu konuda ilgili kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliğinde bulunmuştur. Dernek 1987 yılına kadar Türkiye'de 14 Türkiye Muhasebe Kongresi düzenlemiş ve 1990 yılında TÜRMOB kurulduktan sonra Türkiye Muhasebe Kongrelerini TÜRMOB'a devretmiş ama TÜRMOB'a da katkı vermeye devam etmiştir ve edecektir. 1954 yılından başlayarak TUMUD zaman zaman 10-12 kişilik delege gruplarıyla ülkemizi uluslararası muhasebe kongrelerinde de temsil etmiştir. 1972 yılında 14 kişilik bir delegasyon ile Avustralya'nın Sydney kentindeki 11. Uluslararası Muhasebe Kongresi'nde bugün dünyada muhasebe mesleğinin ana gündem konularından birini oluşturan Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi'ne o gün üye olmuştur. 1972 yılında. 1977 yılında Almanya'nın Münih kentinde toplanan 12. Uluslararası Muhasebe Kongresi'nde kurulmasına karar verilen ve bugün 129 ülkeden 173 meslek kuruluşun üye olduğu ve yaklaşık 2,5 milyon muhasebe meslek mensubunun temsil edildiği ve mesleğimizin bugün de kongremizin gündemini oluşturan
Uluslararası Muhasebe Standartlarını yapan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun kurucusu olmuştur. Turbot'la beraber bugün hala TUMUT, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu'nun üyesidir. Dernek, bugün ülkemizde mesleğimizin ve tabi uluslararasında ana gündem konularından birini oluşturan Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını yapan Uluslararası Muhasebeciler, Uluslararası Muhasebe Standartları o günkü adıyla komitesi, bugünkü adıyla birliğine 1975 yılında bu standartları kabul etmiş ve ülkemizde 1975 yılında uyulması zorunlu mesleki kararlar olarak üyelerine de tavsiyede bulunmuştur. 1975 Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği meslek üyelerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi için de kurulduğu günden beri sürekli bir çaba içerisindedir. Bu bağlamda muhasebe standartları ve uygulamaları hakkında çeşitli seminerlerle üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamış ve 1981 yılından itibaren Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği hem uluslararası muhasebe standartları taslakları hakkında görüş bildirmiş hem de yayınlanan uluslararası muhasebe standartlarını tercüme ederek o gün için İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü dergisinde bu standartların Türkçe olarak yayınlanmasına katkıda bulunmuştur. Bu defa TUMUT olarak geçmişten gelen sorumluluk anlayışımız ve muhasebe mesleğinde yeni açılımları gerçekleştirmek amacıyla Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongrelerini yapmaya başlamış bulunuyoruz. Sayın arkadaşlarım belirttiler, bugün dördüncüsünü yapıyoruz. Bugün yapacağımız kongremizin ana teması Türkiye'de vergi denetimi ve bağımsız denetimin geçmişi, bugünü ve geleceği. Bu ana temanın belirlenmesinde konunun muhasebe mesleğindeki güncelliği ve önemiyle konu hakkında son zamanlarda yapılan çeşitli yasal düzenlemeler ve bu yasal düzenlemelerin muhasebe mesleğine yaptığı ve gelecekte yapacağı etkiler dikkate alınmıştır. Kongrenin belirlenen temaya katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Kongrenin belirlenen amaca ulaşabilmesi için akademisyenler, düzenleyici ve denetleyici kurumların temsilcileri ve muhasebe meslek mensupları oturumlarda bir araya getirilmiştir. Kongrenin amacına ulaşarak mesleğimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Her kongre düzenlenmesinde malumunuz bir takım güçlükler taşır. Bu kongrenin düzenlenmesi de kolay olmadı. Mutfakta çalışan büyük bir ekip vardı. Bu kongrenin gerçekleştirilmesine karar veren Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu'na, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Sabri Tümer'e, Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri Sayın Arif Aytulan'a, Sayın Murat Ceyhan'a, Sayın Erdoğan Büyükmenekşe'ye ve bu kongrede oturum başkanlığı yaparak, bildiri sunarak, görüş bildirerek veya izleyici olarak katılma özenini ve duyarlılığını gösteren siz değerli katılımcılara gönül borcumuzu sunuyor. Kongrenin İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi için bizlere olanak sağlayan başta rektör hocam, Profesör Doktor Nazım Eken'e, üniversite yönetimine, sponsorlarımıza, TÜRBO ve İSMO'ya çok teşekkür ediyorum. Son olarak muhasebe mesleğine emek verenlere, bu ülkenin gelişmesinde katkı sağlayanlara, destek olanlara ne mutlu diyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.